Hiç konuşma. Pazar ne oldu? Resul müydü gelen? Amcam bir eşek şakası yapmış. Babam mı? Ne yapmış peki? Amcam Resul'ün sakalını bıyığını tıraş etmiş. Ne? İnanmıyorum. Çok anlamsız. Resul'ün büyük bir felaket olmuş gibi ortalığı ayağa kaldırması tuhaf. Daha ne olsun Hazar abi. Zilan, Zilan niye gitti abimle? Yolda gelirken arabasında gördüm. Zilan abisiyle konuşacak. Mesele neymiş anlayacağız. Zilan'ı göndermemeliydin. Ne demek istiyorsun? Neden Zilan'ı göndermeyecekmişim? Onu bir daha geri getirmeyebilir de ondan. Ya saçmalamayın, nereden çıkarıyorsunuz bunları? Bilmiyorsun Hazar abi. Bu her şeyin sonu olabilir. Ya tamam. Amcamın yaptığı büyük bir terbiyesizlik. Ama telafi edilemeyecek bir şey değil. Sakin ol. Ben amcamı arar konuşurum. Of. Çok korkuyorum Civan. Amcam ortalarda yok hala. Biraz sakin olur musun lütfen? Bu da mı gelecekti başımıza? Allah'ım sen koru ya Rabbi. Allah telaşlanma lütfen. Nizar bunu yapmayacaktı. İyice saçmaladı bu ya. Koskoca adam. Hemen Hasan'ı arayalım. Bu işin altından tek başımıza kalkamayız. Babamı aramakta nereden çıktı şimdi? Neymiş altından kalkılamayacak olan? Hazar, olay sandığından çok daha ciddi. Hiçbir şey bilmiyorsun Hazar. Bilmem gereken şey neymiş hala, söyler misin? Ya söylesenize Civan. Ah Nizara. Ocağımızı başımızı yıkacaklar. Nasıl baş edeceğiz bununla? Ne oldu Destan Hanım? Yoksa Nizara bir şey mi oldu? Nizar yine yaptı yapacağını Avzar. Hazar söylesene. Ne yaptı amcan? Ne yapacak? Resul'ün sakalını ve bıyığını kesmiş. Bıyığını mı? Ya. Erkeğin bıyığını. Kadının saçına, atın kuyruğuna dokunulmaz. Sen bunu bilmiyor musun Hazar? Ne demek yani bu ya? Resul'ün bunun altında kalacağını hiç sanmıyorum. Anlamıyorum ya. Nedir bu saçmalık? Delirteceksiniz beni ya. Nizar bunu yaptıysa her şeyi göze almış demektir Destan Hanım. Ya ne olabilir? Her şey dediğiniz nedir? Barış biter Hazar. Kan davası yeniden başlar. Kan davası mı? Bıyık yüzünden mi? Senin eline bir diken batsa benim canım yanar. Sen kederlenince benim de içim sızlar abi. Yer yarılsa da içine girseydim ya. Karımın yüzüne nasıl bakacağım? Sen nasıl erkeksin demez mi? Suratıma tükürse hakkıdır. Ya babam. Abi ne olursun üzme kendini.
Suçum yokken. İnan bana suçum yokken. Sen şahvarsın. Bırakma kendini abi, dayanacağız. Seni anlıyorum. Nizar amca bunu nasıl yapar? Ulan öldür derdim. Çaksana vur derdim. Şunu yaptığına bak. Abi yapma. Beni de yaralama. Aklıma ilk sen geldin. Ben de sana koştum. Sen benim en sevdiğim kardeşimsin. Sen gelin giderken de ben gitme demedim mi? Vermem dedim. Bacım Aziz oğullarına kurban etmem dedim. Demedim mi Zilan? Unutmaya mecburuz abi. Beni seviyorsan unutacaksın. İki tarafta çok acı yaşadı. Daha fazlasını yaşatmayalım. Salmayacaktın. Zilan'ı bırakmayacaktın Hazar. Öyle bir ihtimal olsaydı Zilan gitmezdi. Gidemezdi. Ne ettin sen Nisa? Bizi sürüklediğin yetmezmiş gibi bütün aileyi de ateşe attın. Allah seni bildiği gibi yapsın. Öcü alınmadan bu leke nasıl temizlenecek? Şahvarlar durmaz ki. Hazar. Bak yavrum. Aklı Selim'le düşünelim. Gel itiraz etme. İşler hepten çığırından çıkmadan babana haber veririm. Allah yeter artık. Abartmayın. Az sonra Zilan eve gelecek. Ve her şey yoluna girecek. Bu kadar insanın hayatını saçma sapan bir gelenek belirleyemez. Hah, sen öyle zannet. Ne olacak Civan? Her şey başladığı yere dönmez değil mi? Sakin olalım. Mutlaka bir çözümü vardır. Abimin tek çözüm yolu silahtır. Gözünü kan bürümüştür şimdi. Babam yüzünden ortalık karmakarışık olacak. Belki de beni... bir daha Yusuf'u görememek de var. Bu olayın Yusuf'la seninle ne ilgisi var benim? Abim Nizar amcadan öcü almak için... Hayır, öyle bir şey olamaz. Ben gidiyorum. Hemen Yusuf'u bulmam lazım. Dur Bennu, şimdi olmaz. Dilan bırak, bir daha zamanım olmayabilir. Bennu, iyi düşün. Ne yaptığını biliyor musun? Bir daha bunun geri dönüşü olmayabilir. Şansımı denemek istiyorum. Ne olursa olsun gideceğim. Gidecekseniz beraber gidin, daha güvende olursunuz. Seni bir daha göremeyebilirim. Dilan çabuk olun, belki de bu iyi bir fırsattır Bennu için. Doğru mu yapıyoruz Civan? Bilmiyorum, sadece içimden bu geçiyor. Hadi gidin, Yusuf'u bulun. Benim ona kavuşmadan huzur bulmayacak. Gerisini sonra düşünürüz. Hadi yürü gidiyoruz. Ben gelmiyorum abi. Seni Azizoğullarının evinde bırakmam. Öfkeni de kinini de göm buraya bitsin. Azizoğulları bedel ödeyecek. Başka yolu yok. Herkes yeteri kadar bedel ödemedi mi? Bu defa ben susuzum, onlar suçlu. Bunun hesabını verecekler. Arda'nın canını sen almadın mı? Celal abim senin yüzünden hapiste çürümüyor mu? İkan'ın yüreği senin yüzünden sızlamıyor mu? Bu mu suçsuzum dediğin? Ya ben? Sürgün olup geldim buraya. Ama bir aşk filizlendi, yeşerdi. Bunu sana çiğnettirmem abim. Evimi, kocamı bırakmayacağım. Ne biliyorsan onu yap ama bizden uzak dur. Bakma bana öyle. Ben günah keçi değilim ki. Can aldıysam namusum için aldım. Gene olsa gene yapardım. Nizam'ın yaptığı alçaklık gibisini de kimseye yapmadım, yapmam da. Şu an ister gel ister gelme. Senin kararını babam verecek. Ama şunu bil ki Azizoğullarından bunun hesabını sorarım. Hem de öyle bir sorarım ki herkesin diline hikaye olur. Kimse de beni durduramaz. Şimdi geliyor musun, gelmiyor musun? Amma kıymetliymiş kardeşim bu Resul'ün bıyığı. Adamın tek kılı altın değerinde. Makasın var mı? Ya ne saçmalıyorsun sen? Bıyığımız yok ama saçımız var. Gönderin de kan çıkmasın. Çok komiksin. Vallahi isterlerse dazlak bile yaptırırım. Temizlerim bu işi. Bırak dalga geçmeyi oğlum. Olay sandığın kadar basit değil. Onlara hak vermiyorsun değil mi? Tabii ki hak vermiyorum. Tamamen saçmalık ama. Ne demek ama? Ya bu ülkenin garip gerçekleri var. Anlamaya çalışmaktan iflahım kesildi. Ama sen de anlamaya çalışmalısın.
Güzel kardeşim, bunlar benim için çok ciddi mevzular. Müsaadenle ben kaçıyorum. Her sıkışında böyle gideceksin değil mi? Buyurun, kapı açık. Güle güle. Reflekslerin dilinden daha kuvvetliymiş. Ben amcamın yaptığı doğru mu diyorum? Savunuyor muyum? Ama öldürse daha iyi diyorsunuz. Bunu benden anlamamı beklemeyin. Evet, öldürse daha iyi. Zilan. Ne diyorsun sen Zilan? Abime yapılan ölümden beter. Sen bari böyle söyleme. Bak Nizar'a kızıp da bize kin bağlamasın yüreğim. Ne oldu kızım, ne dedi? Bir şey söylemeyecek misin? Resul ne yapacak? Ne diyor? Bilmiyorum Hazar. Bilmek de istemiyorum. Benim bildiğim Resul kendini öldürmüştür. Bu taşla yaşayamaz. Resul öldüyse ne yapacağız Nizar Bey? Dahtalı köye mektup yazarız. Oturup Resul için ağlayacak değiliz. Su testisi su yolunda kırılır. Bunlar benim gencecik yeğenimi öldürdü. Resul de kendini telef etmiş, çok mu? Adalet geç de olsa yerini buldu. İsterse bütün şahvarlar üstüme gelsin, kaçacak değilim. Yine de tedbirimizi alsak iyi olur. Sen şimdi git o kulüp sahibi olacak zibidiyi bul. Gözünü korkutun. Bir de bir noter bul, al getir buraya. İşimize gücümüze bakalım biz, hadi. Emredersiniz Nizar Bey. Selamun aleyküm. Yahu burası ne biçim memleket? Nasıl bir İstanbul? Selamımızı bile almıyorlar Sultan Hanım. Onu bırak. Daha bir komşu bile kapımızı çalıp hoş geldine gelmedi. Bu yaştan sonra gurbetlik çekeceğimiz hiç aklına gelir miydi? Sayılı gün. Geçer inşallah. Ah. Sultan, epeydir düşünüyorum. Biz Midyat'a dönelim diyorum. Sen ne diyorsun? Resuller kalsın Dilan'ın başında. Dilan da derslerine sıkı çalışıyor maşallah. Bana sorarsan da bize yol göründü Hasan Bey. Efendim buyurun. Alo, Azam Bey'le mi görüşüyorum? Evet benim. Ben Dilan'ın rehber hocasıyım. Dilan'ın rehber hocası mı? Ne diyor? Evet, dershaneye gelmeniz mümkün mü? Olur. Gelirim. Ne olmuş Azam Bey? Dilan'ın dershanesinden aradılar. Danışmanıymış. Dilan'la ilgili benimle konuşmak istedi. Hayırdır inşallah. İnşallah. Resul, ne oldu sana? Ne bu halin? Babam evde mi? Resul, ne yapmışlar böyle? Soru sorma Mehri, sorma. Kavga mı ettin? Ya sorma dedim bir şey. Çekil, rahat bırak beni. Gel hele, yüzün gözün kan içinde, temizleyelim. Tamam, hadi yürü. Hadi yürü. Git hadi. Ölse daha iyiydi dedim. O senin abin. Bunu nasıl söylersin Zilan? Sen bilmesen de amcan yaptığının ne anlama geldiğini gayet iyi biliyor. Ne olmuş? Dünya yıkılmadı ya. Abimin acısını sen anlayamazsın. Hiçbir şey ölümden daha kötü olamaz Zilan. Ben bunu kabul edemem. Bir kez yaşıyoruz. Sadece bir kez. Hayat bu kadar değersiz mi? Aşkı, sevgiyi hiçe sayan töreye hoşgörülü olamam ben. Çok korkuyorum Hazar. Nizar amcam da Resul de başından beri bu evliliğe karşıydı. Barışı azmedemediler. Korkma Zilan, biz kazanacağız. İnanıyor musun buna? Bizim aramızdaki bağ güçlüyse kimse bizi ayıramaz. Duydun mu beni? Kimse seni benden alamaz. İnandır beni lütfen. Savaşmaktan çok yoruldum. Ne olacaksa olsun artık. Bu onların kavgası. Bizim kavgamız değil ki. Neden bu kadar korkuyorsun? Ne olabilir ki? Babam eve dönmemi isteyebilir. Bu her şeyin sonu demektir. Hayır. Azam Bey'in böyle bir şey isteyeceğini zannetmiyorum. Ayrıca bunu istemeye hakkı yok. Ben eminim. Babam en geç yarın gelir. Gelirse ne olur? Onunla mı gidersin?
Cevap verseniz İlhan. Hiç anlamayacaksın. Biz başkayız. Geleneğimiz başka, dünyamız başka. Onların öfkesine bizim gücümüz yetmez. Ben hepsine karşı durabilirim. Ama artık senden emin değilim. Çok şaşırdık Dilan'ın durumuna. Çok iyi gidiyordu. İlk sınavda birinci oldu. Aslında çok zeki bir öğrencimiz ama üst üste derslere gelmeyince... Bu kadarı bana yetti hocam. Ben gerekeni yaparım. Bugün de gelmedi he mi? Gelmedi. İmzalarınızı alalım, bu işi bitirelim. Buyurun beyefendi. İmzala. Böyle olmak zorunda mı Nizar Bey? Anlamadım. Ne dediniz? Burayı imzalayacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun. Para hesabınıza yatırıldı Suat Bey kardeşim. Gerisini noter bey ve avukatlar halleder artık. Al oğlum, giy şunları. Sağ ol amca. Polis kaç tır geldi sordu. Seni daha fazla burada tutamam. Hemen gideceksin. Gideceğim amca. Yetti buraları da süründüm. Döneceğim Midyat'a. Unut oğlum bu sevdayı. Biz Süryaniyiz. Onlar kızını verse de biz kabul etmeyiz. Kendine de kıza da yazık etme. Tamam amca. Bir kamyon gidecek, haber bekliyorum. Seni onunla göndereceğim. Peki amca. Oğlum git şuradan yiyecek bir şeyler al. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? Biz aslında bir şey almayacağız. Olsun, almak şart değil. Buyurun bakın. Amca, ben Yusuf'u soracaktım. Niye soruyorsunuz Yusuf'u? Yusuf yok burada. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Amcası olduğunuzu söylemişti. Belki sizi aramıştır diye düşündüm. Amcasıyım evet. Sana tek diyeceğim kızım. Unut Yusuf'u. Biz bu işe razı değiliz. İki dünya bir araya gelse de bu iş olmaz. Anladın mı? Hadi Bennur gidelim. Dilan kağıt kalem versene. Ne yapacaksın kağıt kalem? Ver çabuk ver. Ne olursunuz bunu Yusuf'a ulaştırın. Din iman hakkı için yalvarıyorum size. Ya amca çok acıktım. Yemek gelmedi mi ya? Heh. Siz doğru olanı yaptınız Nizar Bey.
Resul çoktan hak etmişti bunu. Bu da ibreti alem olsun şahvarlara. Öyle ya da böyle işler karışacak Halil. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Siz bilirsiniz Nizar Bey ama... bu durumda yani Beynu Hanım... Ya... Avuzar Bennu. Onları oradan almak lazım. Abimlerde kalmaları doğru değil. Helal olsun sana amca be. Ne yapmışsın ya? Ne yapmışım? Resul'ü maskara etmişsin. Yeni imajıyla kapımıza geldi bugün. Allah'ın belası yaşıyor ha. Sakal bıyık sizlere ömür. Yok kan başlayacakmış da erken bıyığı kesilmezmiş de. Ya bizimkiler iyi panik oldu. Vay tuğluyut. Ben de seni adam sanmıştım. Senin müjden neydi? Ha o iş. Kulübü aldık ya. Nasıl ikna ettiniz adamı? Onda mı tıraşladın? Yok. Onlarla dödülden konuştum yetti. İncitmeseydiniz. Bir şey yapmadık oğlum. Parasını aldı defoldu gitti. Sen hemen hazırlıklarına başla. Ortalık karışacağı benziyor. Ben bu aralar ilgilenemeyebilirim. Gerisi benim işim zaten. Ben çıkıyorum. Yürü, biz de gidip bizimkileri alalım. Bir an önce gidelim Azam Bey'le konuşalım. Ben de Resul'le ayrıca konuşayım. Bu meselede büyümeden ne gerekiyorsa yapalım. Dur hele Hazar, acele etmeyelim. Önce onların niyetini bir anlayalım. Ya siz değil miydiniz savaş başlayacak diyen? Böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Bazen sessizlik yeğdir. Azam Bey oturup sineye çekmeye karar vermişse üstüne gitmemiz yakışık almaz. Hazar şu amcanı bulsana. Telefonlara cevap vermiyormuş. Kim bilir hangi cehennemdedir. Şimdi amcamı düşünecek halde değilim ama. Bırakın ne hali varsa görsün. İtin ayağın taştan sakınmayacaksın. Ben nasıl Bennu için endişeleniyorum. Ne ilgisi var Bennu ile bu olayın yenge? Bu uğursuz Resul'a güven olmaz Hazar. Ağzını hayır aç Avuzar. Nizar'dan hırsını almak için kızıma fenalık ederse diye söylüyorum. O kadar da uzun boylu değil yenge. Bennu'ya hiçbir şey yapamaz. Biz ne güne duruyoruz burada? Bennu nerede? Divanın yanındaydı galiba. Bennu nerede? Buralardadır. Bennu sakın o aklındakini yapma. Gidelilik edip de evden kaçma. Ne biliyorsun? Belki Yusuf çoktan kaçtı gitti buralardan. Fark etmez. Ben şansımı deneyeceğim. Yaşatmazlar sizi benim. Yaşatmasınlar. Yusuf'a çok çektirdim. O benim için nelere katlandı. Sıra bende. Avuzar abla. Açma. Açmam lazım. Dilan Bennu'nun nerede? Yanında mı? Yanımda. Aklım gitti. Gibi kimseye haber vermeden nereye gittiniz? Korkma Avuzar abla. Dershaneye gidecektim de biraz hava alıp dertleşmek için çıktık. Dertleşmenin zamanı mı? Ortalığın hali bilmiyor musunuz? Dönün eve çabuk. Geldi sayılır Avuzar abla. Peki. Annen çok kızmış. Annem olmasa çoktan kaçardım. O eve bile gelmezdim ama bitecek. Artık dayanamıyorum. Bennu çok dikkatli ol ne olursun. Sağ ol Dilan. Senin hakkını hiç ödeyemem. Önemli değil Bennu. Yürü hadi bir taksi bulalım. Ulan yeter be. Yeter be.
Yeter. Kızın nerede Sultan? Daha gelmedi. Sen dershaneye gitmedin mi? Beraber dönersiniz sanmıştım. Allah aşkına ne oldu Azam Bey? Nereden geliyorsun? Dershaneden baba. Dershaneden öyle mi? Baba. Sus! Bir de utanmadan yalan söylüyorsun. 3 gündür gitmiyormuş. Ama baba. Yalan söyleme kızım. Neredeydin? Zilan'ın yanındaydım. Dershaneye gidecektim. Dershane mersane yok artık. Bu mesele kapandı. Bir daha olmaz baba ne olur. Defol çık odana. Mihri. Resul nerede? Biraz keyifsiz. İçeride uzanmıştı. Bu yaptığım bir tek seni bağlamıyor. Bütün ailemizi nasıl bir duruma düşürdüğünü farkında değil misin? Çok geç kaldın Azar. Bu söylediklerini bana değil o Resul'a söyleyecektin. İşte böyle olur. Dinsizin hakkından imansız gelir. Ne hakkı amca? Yaptığını söylediğin hiçbir şeyi Resul yapmamış. Ben kimin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Resul kendini öldürseydi daha iyi ederdi. Sana anlatmaya çalıştım ama kimseyi dinlemiyorsun amca. Beyno Hanım ne yaptınız? Tek başınıza dışarı mı çıktınız siz? Sana ne? Sen ne arıyorsun burada? Babanız içeride. İsterseniz arka taraftan girin. Dışarıdan geldiğinizi görürse fena olur. Sizde bir hal var. Nerede bu kız Avzar? Ne olacakmış halimizde? Sen kendi haline bak. Geldi. Neredeydin kızım sen? Benim yanımdaydı. Hadi gidiyoruz toparlanın burası güvenli değil. Bu yaptıklarından sonra bir de güvenden mi bahsediyorsun amca? Hepinize tek tek hesap mı vereceğim? Yaptımsa yaptım. Benim Allah'tan başka kimseye verecek hesabım yok. Zer. Kan dursun diye onca fedakarlık edildi. Sen ne ettin? Abine küstün. Şimdi de sülalenin bütün erkeklerine mi küseceksin? Bu mu senin erkekliğin? Bu mu soyuna sopuna saygın? Abla, büyüğümsün sana saygım var. Hadi Avzar kalk. Ben gelmiyorum. Avzar, boşuna. Sizi burada kovmam. Senin olduğun yerde kime rahat var Nizar? Sanki köyde daha mı güvenlikte olacağız? Avzar, kocanla git. Nizar haddini bilmez ama sen bil kızım. Vardır bir bildiği. Hadi. Benno gidelim kızım. Amca. Bu iş bitmedi. Yine konuşacağız. Nefret seni kör etmiş. Bak hepimize gör biraz. Kör olan sensin. Koynunda yılan besliyorsun. Amca sözlerine dikkat et. Ne dikkat edeceğim? O da şahvarların kanından değil mi? Evet. Ben hem bir şahvarım hem de bir aziz oğluyum. Ama siz büyük günah işlediniz. Şahvarların şerefiyle oynadınız. Kimse sizin yaptığınızdan daha alçakça hiçbir şey yapamazdı. Neyin var Resul? Hasta mısın? Yok bir şeyim baba. Yüzüme bakarak cevap ver. İyiyim dedim ya baba. Resul, dön bana dedim. Kim yaptı bunu? Ne oldu anlat. Oğlumsun. Döverim de söverim. Ama canın yandığında bilesin ki benim canım da yanar.
Kim yaptı bunu? Bir gün rahat uyku uyumadık. Böyle yaşamışın yaşamamışın hiçbir manası yok. Çekil pencerenin önünde, çekil. Yeter be. Bir canımız var, onu da alacaklar salsınlar. Ya tamam alırlar, geçecek. Size bir şey olmayacak. Ben sağ oldukça ikinizin akılına zarar verdirmem. Keşke orada olsaydım da senin çekemediğin tetiği ben çekseydim. Kime? Sana da Resul'e de. Bu kadar insanı yüzünüz yetmedi mi? Ölseydim bu kadar yanmazdım Nizar. Her günümüzü rezil ettin. Avuzar, bak ağır konuşuyorsun ama. Az bile dedim. Senin yaptığım netliğe sığar mı Nizar? Bir kişi için kaç kişiyi perişan ettin? O alçaklar yeğenimi öldürdü. Ne çabuk unuttunuz. Üzerime adam salıp kurşun yağdırıyorlar. Dost görünüp arkadan vuruyor şerefsizler. Sen de geçmiş karşıma dırdır konuşuyorsun. Nasılsın kızım? Anne, nedir bu uğursuzluklar? Tamam kömür gözüm, her şey geçecek. Az sabırlı ol, hepsi geçecek. Derdi veren Rabbim dermanı da verecek kızım. İçim daraldı anne, çok bunaldım. Yarın Eyüp Sultan'a gidip dua edelim mi? Aa, iyi dedin de kızım, babam bu durumda bizi bırakmaz. Kaçıp gidelim anne. O yokken de biz Midyat'ta türbeye gidip dua ederdik. Sen yat kızım, sabah ola hayrola. Yine nedir derdin Hazar Bey? Civan, bu olanlara inanamıyorum. Töre diye Azam Bey gelip Zilan'ı alacak öyle mi? Töre kıskacında kadın. Bu kitabı okumanı öneririm. Bırak Civan Allah aşkına. Ben ciddiyim. Okursan Zilan'ı daha iyi anlayacaksın. Orada sevdaların köklü yasaları var. Burada sevdanın yolunu törelerin çizdiğini yazıyor. Artık şu fanustan çık ya. Ve onu sana töreyle geldiğinde unutma. Umurumda değil. Artık buna izin veremem. Sizin durumunuz hiçbirinden farklı değil. Artık anlaman gerekiyor bunu. Artık kafanı şu meseleye yorman lazım. İlişkinizi nasıl koruyacağını düşünmen lazım. Zilan gitmeyecek, biliyorum. Sana böyle bir şey söyledi mi? Hayır. Susuyor ama... Sustuğu zaman da çok şey anlatmasını biliyor. Bence ondan çok fazla şey bekliyorsun. Bana sorarsan geldiği gibi gidebilirdi. O kadar rahat olma. Her şeyi biliyorsan söyle o zaman. Ne yapmalıyım? Bana bir çıkış yolu göster Civan. Zilan'ı seçim yapmak zorunda bırakma. Bir şeyler yap. Hiçbir şey yapamıyorsan kaçır götür onu. Madem çok seviyorsun. O pislik canımı ot takamış sen ne diyorsun baba? Bu bana değil, bütün şu havarlara, yedi cetimize yapılmış bir hakarettir. Neticede gereği neyse yapılır, düşünürüm. İlla ki aklın yolundan şaşmayalım diyorum. Bak, bak şu suratına. Bu mu aklın yolu? Hırsla kalkan zararlı oturur Resul. Unutmak icap ederse de unutacağız. Sakın bana unut deme baba. Bunu Aziz oğullarının burnundan fitil fitil getirmeden bana rahat yok. Barış bitti. Nizar bitirdi barışı. Savaşı başlatan o. Kocama yapılan bu şerefsizliğe göz mü yumacaksınız? Sen sus. Şerefimi nasıl koruyacağımı sizden mi öğreneceğim? Hep başını sakın eğme. Dik tut dedin. Yüzünü sakın yere eğme dedin. Şimdi de namerde boyun eğiyorsun. Elbet bunun bedeli olacak. Ama iyi düşünülmeli. Bin kere ölçüp biçmeli. Savaşacağım dediğin insanlar Zilan'ın ailesi olur. Kızımızla mı savaşacağız? Ben Zilan Milan dinlemem. Getirebiliyorsanız gidin siz getirin şunu. Senin derdin Nizar amcayla. Savaşını git onunla yap. Zilan'ı rahat bırak. Sus. Sen hiç konuşma. Zaten bugün olanlardan sonra sana öfkeliyim. Bu Nizar belasını bulacak o. Orası kolay. Asıl o Zilan'ı Aziz oğullarından
çekip alacağız baba. Ne yapıyorsun? Hiç. Ne yapmak isterdin şimdi şu anda? Gel benimle. Nereye Azar? Gideceğiz buradan. Yapma Azar, nereye gidebiliriz ki? Sen orasını düşünme. Hadi gel. Nereye dedim? Nereye olursa. Buradan uzaklara. Gidebildiğimiz kadar uzaklara. Uzaklara mı? Hadi gel. Ne yapacaksın Azam Bey? Ne gerekiyorsa yapılacak. Resul'ün ne edeceği belli olmaz. Gördün, kelle koltukta. Aklı fikri öce almakta. Resul durmazsa onlar da durmaz. Resul'e kızıp kızıma zarar verirler mi Azam? Git tut getir kolunda. Git al Zile Hanım. Böyle iğne üstünde durmaktansa al getir kızımı. Toparlanıp Midyat'a dönelim. Benim gönlümü ferahla. Asan bir şeydi. Böyle duracak mıyız? Bırak. Düşüneceğim dedim. Rahat bırak beni. Sahiden gidiyoruz Hazar. Evet. Elbette. İyi misin sen? Çok iyiyim. Hem de çok. Hazar. Efendim? İleride durur musun? Niye? Dur lütfen, dur. Ne oldu Zira? Geri dönelim. Neden? Kaçamayız. Nereye gidersek gidelim kendimizden, geçmişimizden kaçıp kurtulamayız. Onları da birlikte götürürüz. Ne demek bu Zilem? Kaçmakla olmaz Hazar. Yani bırakalım hayatımıza hep başkaları mı karar versin? Zilem. Babanla gidecek misin? Hazar, lütfen beni eve götür. Lütfen. Resul, yat uyu artık. Ne düşünüyorsun? Resul desene, ne yapacaksın şimdi? Sus be Yatsıbar, hesap mı vereceğim sana? Çok üzülüyorum Resul. Sana yapılan bana herkesten çok dokunuyor. Ne yaparsan yap sana canım feda. Arkandayım. Zilan inat edip kocasının yanında olursa bu meselenin sonu hiç iyi olmayacak. İş çığırından çıkacak. Demedi deme.
Hanım, bizim için İstanbul bitti. Güvendiğim dağlara kar yağdı. Dilan da yüzümü kara çıkardı. Nasıl? Bugün bunu yapan yarın neler yapar kim bilir. O nasıl söz öyle Azam Bey? Benim kızım pırlantadır. Güvenimi yitirdi bir defa. Bundan sonra ne yapsa nafile. Gençtir. Başında kavak yelleri eser. Yavruma bir şans daha ver. Bir kere daha sına. Yalnız o değil hanım. Azizoğullarıyla barış yaptık, ortak olduk diye kalktık geldik. Ama bu saatten sonra barışın sürmesi zor. Dönüş hazırlıklarına başlayalım. Bari Zilan'ın mutlu olaydı. Hiç değilse o mutlu olaydı. Ben bakarım. Buyurun Azam Bey. Girmeyeceğim Destan Hanım. Zilan'ı almaya geldim. İçeri buyursanıza. Sağ ol Destan Hanım. Biz... Kızınızın evine girmeyecek misiniz? Dün akrabaydık. Bugün el mi olduk? Baban geldi. Aşağı inmeyecek misin? Birazdan gelirim. Hazırlan Zilan. Gidiyoruz.
Gitmek istiyorsan seni tutamam. Hadi hazırlan kızım. Eve dönüyoruz. Baba ben zaten evimdeyim. Benim evim burası. Babamsın, atamsın. Sözün benim için emirdir. Ama sen beni Hazar'a teslim ederken kocana itaat edeceksin. Bundan sonra onun sözü geçerlidir demiştin. Hazar beni gönderiyorsa seninle gelirim baba. Git dersen giderim Hazar. Zorla evlendirildik. Ama aşkla bağlandık birbirimize. Bizi ayırmaya ne sizin ne de törelerinizin gücü yeter Hasan Bey. Gelmedi mi? Hayır. Gelmedi mi? Sana da mı karşı çıktı? Ben onun getirmesini bilirim. Dur. Biri babasının evi, biri kocasının. Sana mı soracak? Ben bunların hesabını onlara sorarım. Damarlarında şafak kan taşıyan birinin bu evde işi yok. Onun yüreği çoktan Aziz oğullarıyla birlikte atıyor. Hata ettim buraya gelmekle. Hadi yürü, gidiyoruz. Gitmedin. Yapamadım. Gitsen ölürdüm. İlk kez babama karşı geldim Hazar. Ama beni dünyanın en mutlu adamı yaptın. Çok üzüldüm. Bunu kaldırabilir mi bilmiyorum. Yaşadıklarımızın hepsi anlamsız. Bu olanlar. Keşke alıp başımızı gidebilseydik. Keşke bana güvenseydin. Hazar, Resul abim durmaz. Onu kimse tutamaz artık. Kaçmaktansa mücadele etmek istedim. Evet. Yine sen haklısın. Bir şeyler yapmalıyız. Amcana git Hazar. Onunla konuş. Babamla da konuş. Bir anlaşma yolu bulmanız şart. Yoksa hiç kimseye rahat yüzü yok. Haklısın. Böyle beklemek anlamsız. Bu iş bana düşüyor. Hemen gidiyorum. Ne oldu Azam Bey? Gelmedi. Kızın koca evini tercih etti. Bu iyi olmadı Azam Bey. Bu kavganın ortasında çok seven çok üzülür. Hazar? Bizi ayıracak zamanınız var mı? Azam Bey. Buyurun. Dün gece kararlaştırdığımız planı uyguluyoruz. Tamam Resul Bey, o iş kolay. O bahsettiğin yeri hazır tut Abbas. Baş üstüne Resul Bey. Can derdindeyiz Azam Bey. Mizarın ettiğinden sonra sıra Resul'a geçmiştir. Ama bu işi durdurmak da şarttır. Bu işi durdur Azam Bey. Bunca çaba boşa gitmesin. Konuş onunla. Azam Bey, Resul sizi dinler. Onu durdurmalısınız. Bu mesele o kadar basit değil. Benden geçti.
Resul'e laf dinletemem artık. Peki nedir bunun çaresi Azam Bey? Kan dökmeden bunu çözmenin bir yolu yok mu? Ya mesela amcam özür dilese? Ya başka bir yol, bir çıkış yolu yok mu? Çare olacaksa biz yaptırırız. Nizar Resul'ün ayağına gitsin, özür dilesin. Bu benim tanıdığım Resul'e yetmez. Peki Azam Bey, ne istiyor Resul? Can mı, kan mı, ne istiyor? Herkesi darmadağınık mı etmek istiyor? Peki. Konuşalım Resul'le. Diyelim ki Nizar özür dileyecek. Denemekte fayda var. Hoş geldin. Ne oldu anlatsana. Abimi iyi tanıyorsam her şey olabilir Civan. Onu durdurmak imkansızdır. Hazar'la ikiniz isterseniz başarabilirsiniz. Artık ben yürümek istiyorum. Direniyorum. Belki çok uzun süre mücadele etmek gerekecek. Hazar'dan ayrılamam. Ne olacaksa olsun. Onunla birlikte mücadele etmeye kararlıyım ben. Ben de bunu bekliyorum senden. Halil, arabayı hazırla. Kızımla Eyüp Sultan'a gideceğiz. Olmaz ağa, zorun. Nizar Bey kızar mı diyeceksin? Hadi hazır et arabayı. Ağuzar Hanım yapmayın. Olanları biliyorsunuz. Ya aç sor Nizar Bey. Anası da yanında Eyüp Sultan'a gideceklermiş dersin. Peki Ağuzar Hanım. Hemen arabayı hazırlatıyorum. Ne özür dileyecekmişim? Kardeşine bana kurşun sıktırmış. Canımıza kastetmiş. Amca buna mecbursun. Sen aklını peynir ekmekle yemişsin yeğen. Bir de ayağına gidip özür dileyeceğim ha. Ferişte gelse beni götüremez o itin ayağına. Resul suçsuz olsa da mı? Suçsuz mu lan ya? Get işine ya. Resul suçsuzsa, temizse özür dileyecek misin amca? Suçsuzsa bir kolumu keserim. Bırakalım, konu sana kalsın. Resul'den özür dilemen yeterli. Ya get ya, get ya. Hiçbir şeyden haberin yok senin. Bunu kanıtlayacağım sana amca. Ama söylediğini sakın unutma. Resul suçsuzsa af dileyip barışı sağlayacaksın. Bu hepimize borcun. Hadi kızım, Halil bekliyor. Eyüp Sultan'a gidip döneceğiz. Geliyorum anne. Zilan. Zilan, bir çözüm buldular. Hazar eniştem Nizar'ı bulup abimden özür dilemesini isteyecek. Nizar amca abimden özür mü dileyecek? Sen inanıyor musun buna? Ben inanmak istiyorum. Hazar abi umarım başarır. Zor iş. Hazar ikna etse bile Resul abim kabul etmeyebilir. Bu mesele bir özürle çözülecek mesele değil Dilan. Ben umutluyum. Lütfen sen de ol. Evet. Umut etmekten başka çare yok. Dur bakalım, nereye? Façalı'yı görmeye gidiyorum. Haberi var mı? Yok. Ne istiyorsun? Façalı'yla görüşmek istiyorum. Hazar Azizoğlu olduğumu söyleyeyim. Bekle bir dakika. Hazar Azizoğlu geldi, sizinle görüşmek istiyor. Gelsin. Tamam. Buyurun. Cesaretine hayran kaldım Azizoğlu. Bravo, gözü kara adammışsın. Buyur, otur. Sağ olun, kısa konuşacağım. Kardeşimden, amcamdan ne istiyorsunuz? Beni sorguya mı çekeceksin? Evet, öyle. O insanlar benim için değerli. Ailemden ne istiyorsunuz? Kulüp baskınını kim yaptırdı? Bu iş maksadını aştı biraz. Cana kastımız yoktu ama... Neticede yapanlar da adalete teslim oldu. Konu kapandı Azizoğlu. Bu olayların Resul'le ilgisi ne? Bir ilgisi yok. Kulüp işinden Resul Bey'in haberi yok. O bizim davamız. Yaşar Betçi, Resul'ün parmağı var mı o işin içinde? Hele onunla hiç alakası yok. Şerbetçinin ölümüyle de Resul'ün bir ilgisi yok. Emin olabilirsin. Bunu amcama söyleyeceksiniz.
Tamam. Çağır gelsin söyleyelim. O gelmez. Birlikte gideceğiz. Paçalı şimdiye kadar kimsenin ayağına gitmedi. Buyurun. Bir hoş geldin yok mu Nizar Bey? Hoş geldin. Otur. Böyle iyi. Ne istiyorsun Paçalı? Yeğenin böyle delikanlı bir adam olmasaydı buraya adım atmazdım Nizar. Bak Nizar, sana iki çift lafım olacak. Birincisi, gece kulübü baskınında Şahvar'ın parmağını aramışsın. Yanıldın. O iş bize aittir. İkincisi, sumocunun bize sözü vardı, yan çizdi, sana verdi o yeri. Biz de cezasını verelim dedik. Bu arada almışın orayı, hayırlı olsun. Bu mavalları dinleyecek vaktim yok Paçalı. Yaptığını da yanına bırakacak adam değilim. Nizar, sana yalan borcum olsa burada işim ne? Ben ömrümde yalan söylemedim. Şimdi sana mı söyleyeceğim? Estağfurullah. Resul kaypak görünse de erkek adam. Sorsaydın o söylerdi sana. Zahmet etmişsin buraya kadar. Otur bir kahvemizi iç. İçtim say. Yeterli mi Aziz oğlu? Bir zahmet geçiriver beni öyleyse. Buyurun. Rica ederim amca. Senden de öğreneceğim şeyler varmış demek. Ne de olsa bu kadar dirsek çürütmüş adamsın. Şahvara haksızlık ettik. Ama durup dururken de olmadı. Madakta doldu doldu taştı nihayetinde. Resul de çüpten çıkmış ak kaşık değil. Diyeceğim huylu huyundan vazgeçmeyecek ama... Bir defa yaş tahtaya basmışız. Sen haklıymışsın Azar. Kızma ama sen küçükken hep bu oğlan ne zaman adam olacak derdin. Ben de duydukça üzülürdüm. Yapma ya. Kızardım ama içimden hep amcam gibi olsam derdim. Senin gibi olmak, adam olmak demek sanki. Yok canım. Bana ihtiyacın yok senin. Bak bunda da yanılmışım. Bütün yeğenlerin sana hayrandı. Bilmiyor musun amca? Hem çocukluğumuzdaki emeğin için sağ ol. Hem de Façalı'yı kabul ettiğin için ayrıca sağ ol. Tamam. Dediğin olacak ya, merak etme. Bunun Resulü üzerime düşeni yaparım. Zilan, amcamla konuştum. Abinin ayağına kadar gidip özür dileyecek. Bu mesele de kapanacak. Umarım abim bu özürle yetinir. Nizar amcam gibi bir adam gidip Resul'ün ayağına özür dileyecek. Daha ne istiyor? Bu iş ikinizin yüzü suyu hürmetine çözüldü kızım. Abim arıyor. Efendim abi. Acil mi? Neden? Abi neden söylemiyorsun? Tamam gelirim hemen.
Abim beni bekliyor. Sahilden alacakmış. Hemen çıkmam gerek. Niçin? Bilmiyorum, söylemedi. Sahilden seni alırım. Çok önemli diyor. İyi o zaman, gidelim birlikte. Resul amcamın ona gidip özür dileyeceğini duyunca çok sevinecek. Yalnız gelmemi istedi. İyi, madem öyle git. Müjdeyi Zilan versin. Hadi gecikme kızım. Bennu. Bennu neredesin kızım? Nerede bu kız ya? Ahuzar Hanım. Bennu Yusuf'a kaçmış. Ne var Avuzar? Nizar yetiş. Yetiş, Bennu kaçtı. Ne demek kaçtı Avuzar? Nizar eve gel, kız Yusuf'a kaçtı. Gel artık Bennu. Hadi gel. Abi neden geldik buraya? Az sonra görürsün. Ne işimiz var burada abi? Biraz sabırlı ol. Bennu, olamaz. Abi nasıl yaparsın ona bunu? Çıkaralım hadi hemen şunu. Bırak lan! Onu çözesin diye mi getirdik seni buraya? Abi bunu yapmana izin vermem. Ne yapmışız, kılına bile dokunmadık. Eğer kılına zarar verirsen kendi ellerimle öldürürüm seni. Dur kız, hemen öyle celallenme. Sen başına geleni çoktan hak etmişsin. Keşke daha beter olsaydın. Keşke öldürselerdi seni de kurtulsaydık. Nefret ediyorum senden. Bitti mi? Kurtaracağım seni buradan Bennu. Merak etme, bırakmam. İşte esas meseleye geldik. Manyak. Efendim? Sapıksın sen. Teveccühünüz. Şimdi sen benimle beraber baba evine tıpış tıpış dönersen, ki benim tanıdığım Zilan kendini feda etmeyi iyi bilir, ben de Bennu'nuzu tertemiz bir şekilde olduğu gibi babasına veririm. Nizar amca senden özür dileyecek. Özür beni kesmez. Bana yapılanın diyeti özür değil. Diyeti sensin. Sen şahvarlara döneceksin. Yeniden bir şahvar olacaksın. Aziz oğullarına bu şamarı atacaksın. Anladın mı Zila? Nizar dur. Onun bir suçu yok. Vuracaksan bana vur. Ne demek yok? Ben istedim, ısrar ettim türbeye gidelim diye. Türbeye gittik, dua ettik. Ya dua edilecek zaman mı Avuzar? Sen aklını mı oynattın? Üstümüze bu kadar namlu çevrilmişken tövbe yarabbi. Hemen polise haber verelim. Dur. Polisi karıştırma benim işime. Bana bakın. İkiniz de kimseye tek kelime etmeyeceksiniz. Bu benim işim. Pislik üzerime sıçradıysa temizlemesi bana düşer. Bennu'yu kaçırdın. Peki şimdi ne olacak? Orasını düşüneceğiz. Nizar beni buna mecbur etti. Abi insaf et biraz. Eğer bu kıza zarar verirsen aziz oğullarından çok şahvarların adını kirletmiş olursun. Şahvarları o kadar düşünüyorsan vur tekmeyi aşağılık heriflere, dön evine kızım. Dönersen bırakacak mısın? Söz mü? Bırakacağım. Söz. Kızın hayatı sana bağlı. Tamam, bırak onu, dediğini yapacağım. Eve döneceğim. Ama bugün olmaz, yarın. Bana sabaha kadar izin ver. Bu aziz oğullarıyla son gecem olacak.
Tamam. Madem anlaştık bırak onu hadi. Ya dönmezsen? Hiç sözümden döndüğümü gördün mü? Peki. Yarın sabaha kadar misafirim olsun. Korkma bir. Sakın korkma, sana hiçbir şey olmayacak. Sinan neden yaptın? Benim için kendini feda etme. Sen beni düşünme. Sabaha kadar sabret. Benim için sadece bir gece sabret. Her şey düzelecek. Abbas arabaya kadar eşlik et canım. Peki efendim. Aç mısın? Ne zamana istiyorsunuz? En kısa zamanda. Siz bunu hesaplayın. Merhaba. Merhaba. Rahatsız ne kadar mal olur? Bana haber verin. Tabii. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Hayırdır Cesur? Gene ne işler çeviriyorsun? Amcamla beraber kulübe aldık, biliyorsun. Öyle mi? Bizim niye haberimiz yok? Cesur, senin bu kulüp sevdan yüzünden ortalık birbirine girdi. Seninse hiçbir şey umrunda değil. Kulüp benim sevdam değil Hazar. O gerizekalı Resul yüzünden ölen arkadaşımın vasiyeti. Saç sakal geyiğini anlayabildin madem, bunu da anla. Alo Merve. Sağ ol Merve. Senden iki ricam var. Birincisi atık kağıt işini lütfen takip etmeye devam et. Sorma nedenini. Yo, bir yere gitmiyorum. Bir de Elif var. Söz verdim ama şu an yapamayacağım. Onu okula yazdırır mısın? Çok önemli bir konu. Yo, veda değil. İnan bir sorun yok. İnsanlık hali. Hani günün birinde başıma bir şey gelirse gözüm arkada kalmasın.
şükür. Çok şükür bugünleri de gördük ya. Her şey tatlıya bağlandı hala. Bunu Hazar'a borçluyuz. Abim arabuluculuk da ustaymış. Şımartıyorsunuz beni. Biraz da şımarmayı öğren Hazar. Yarın Nizar Resul'den gider, özür diler. Her şey süt liman olur. Oldu bile alacağım, oldu bile. Sakal bıyık olayı kapandı sonunda. Olsun, gene de halam her şeyi garantiye almadan asla rahat etmez. Ziran, eminsin değil mi Resul'den? Eminim. Abimle her şeyi konuştum. Yarın Nizar amca özür dilesin, mesele kapanıyor. Hep böyle olsun. Herkes iyi olsun istiyorum. Başka derdim yok ki benim. Çok mutluyum. Keşke hep böyle olsa. Bu evde böyle sıcacık bir akşamı ilk kez yaşıyor gibiyim. Evet, biraz da öyle. Babamlar yok. Bütün ev bize kaldı. Ben bu gece müziğimi sonuna kadar açmanın keyfini yaşayacağım. Ben de Hasanlar gelmeden bu olayı atlatırsak sabaha kadar tesbih çekeceğim diye söz verdim. Yukarıya. Ben acaba gidip biraz daha egzersiz mi yapsam? Yardıma hazırım. İstersen sabaha kadar var mısın? Yok. En iyisi sen bu geceyi karınla kutla. Her şey ikinizin sayesinde oldu. Sen ne sürdün böyle? Karanfil çiçeği. Çok güzel kokuyor. Sandığından mı çıkardın Zilan? Bugüne kadar hiç çıkarmamış. Midyat'tan getirmiş. Bizim oraların kokusu doldu. Baksana mis gibi. Bir şarap açsak mı? Açalım. Öküz gözü mü, boğaz kere mi? Boğaz kere. Kader abla, deponun anahtarını bir getirsene. Size de iki kadeh göndeririz. Ben de bir odaya kadar çıkıp geleyim. Ziran. Şarap içer misin? Bir damla bile içmem. Bu gece aklım başımda olsun istiyorum. Hazar. Efendim? Bu gece bana piyano çalar mısın? İstiyor musun? Evet, çok istiyorum. Yakma. Hazar. Sarıl bana. Sımsıkı sarıl. Yine kaçıp gideceksin. Hazar, sus. Sadece sarıl bana. Seni o kadar çok özlüyorum ki. Hadi uyandır beni. Bunun gerçek olmadığını söyle. O kadar güzelsin ki. Sakın beni bırakıp gitme. Hiçbir yere gitmiyorum. Yanındayım. Hazar. Söyle. Artık karın olmak istiyorum. Beni sevdiğini söyleyecek misin artık? O kadar çok seviyorum ki seni.
Sabahın bu saatinde. Hayırdır inşallah. Zilan. Anne. Kızım.